Böyle bir kelime bulmaya çalışıyorum. Hani merhaba arkadaşları sevmiyorum. Bilmiyorum ne, mesela yurt dışında takip ettiğim bir kız var. Hani YouTuber olan, Kanadalı. O böyle hola muchachos diyor. Yok, hola chicas diyor. Yok. Neyse işte bir şekilde başlıyor yani İspanyolca bir kelimeyle. Ben böyle daha bulamadım. Hani herkese selam falan değil. Hey ya falan da olmaz. O yüzden bilmiyorum. Biraz sizinle sohbet edelim istiyorum ve sohbet etmek istediğim konu da bence çok önemli bir konu. Çünkü özellikle kadınların hayatında çok büyük bir yer kaplıyor. Buna biraz maalesef ki diyeceğim. Konumuzun adı kıyaslama. Neden kendimizi başkalarıyla kıyaslama gereği duyuyoruz? Biraz bunun üzerine açıkçası hem ben de sizlerle sesli düşünmek, yani sizleri de düşünmeye davet edeceğim benim sesli düşünmelerimle ve de bu konuyu biraz açıp sizinle böyle iki arkadaş gibi sohbet etmek istiyorum. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi bütün bu bahsedeceğim konularla ve kıyaslamayla ilgili bekliyorum. Bunu da peşin peşin söyleyeyim size. Bunun yanı sıra bugün böyle farklı bir atmosfer olsun istedim. Biraz yankı sıkıntısı ya da sorunu ya da artık neyse bunun adı yaşayabiliriz. Yaşamıyorsak da zaten ne mutlu bize. Ama burası böyle benim yoga yaptığım alan. O yüzden de bitki falan koydum ama derinlik yok çünkü arkam duvar gördüğünüz gibi. Bilmiyorum, olduğu kadar umuyorum ki ekranınızı biraz olsun güzelleştirir. Benim çünkü hoşuma gitti. Kıyaslama konusu aslında arkadaşlar bayağı enteresan bir konu. Çünkü şunu fark ettim, böyle geçenlerde boş boş otururken gerçekten bu zamanlarda böyle boş boş oturup hiçbir şey yapmamanın ve sadece orada öylece durmanın zevkine varıyorum. Bu zevki yaşarken şu geldi aklıma. Hani hiç kimseyle kendimi kıyaslamıyorum. Ve burada bir tuhaflık var, yani neden diye sordum. Ve şunu fark ettim böyle kendi kendime yine düşünürken. Aslında bizler genel olarak, tabii ki bu konuda sizin de bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Genel olarak kendimizi birileriyle kıyasladığımız zaman bu bir başkasının varlığında oluyor. Yani yanımızda, çevremizde, hani sosyal ortamda değilsek ve başkaları yoksa etrafımızda kendimizi kıyaslamıyoruz. İşte biraz daha uzun olsam, biraz daha güzel olsam, işte saçlarım daha düzenli olsa, daha dalgalı olsa, onun gibi karnım olsa, biraz daha kaslı olsam gibi gibi böyle düşüncelere kapılmıyoruz ve kendimizi bu anlamda yetersiz hissetmiyoruz diye düşünüyorum. Şimdi buna da şöyle bir yerden vardım diyeyim. Elimizde vaktimizi geçirdiğimiz bu zamanlarda ben annemi bile açıkçası hani maksimum iki kere görmeye gitmişimdir. Bir kere hatta gördüm ama bir kere daha gideceğim için iki kere diyorum, o da uzaktan. Ve bu süreç boyunca da hani annem dışında yani ve bir iki kişi hani dışında kimseyle görüşmedim diyebilirim size. Hani yolda böyle mama dağıtmaya çıktığım zaman dışında o da çok uzaktan böyle merhabalaştım. Ve şunun farkına vardım. Birileriyle temas kurmadığımda mesela 4-5 kilo fazlam olmasına rağmen ve genelde şu zamanlarda sokaklarda olsam gün içinde kesinlikle aklıma gelir kilo vermeliyim, ben de öyle zayıf olmalıyım ya da öyle fit olmalıyım gibi gibi düşünceler oluşabiliyor bende. Ama bunu hiç takmıyorum bu zamanda ya da böyle bunun üzerine düşünmüyorum. Ben nasılsa veririm, nasılsa sağlığım en önemli ve yememe içmeme dikkat edebilirim. Bu benim elimde, bu benim irademde gibi gibi böyle hani daha rahat davranabiliyorum. Bütün bunlardan mütevellit de kıyaslama konusu üzerine çok daha düşünmeye başladım. Ve şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Aslında biz kendimizi o kadınla ya da erkekle kıyasladığımız zaman, ki bence biz kadınlar kendimize karşı gerçekten biraz acımasız davranabiliyoruz. Bunu benzemez kimse sana diye bir video çekmiştim. Çok yani oluyor bayağı zaman, herhalde bir 6-7 ay önce. Hatta deniz kenarında çekmiştim o videoyu. İzlemeyenler onu da izleyebilir çünkü orada da biraz hani kendinize sadık kalmaktan, kendinizi bütün kusurlarınızla sevmekten ve kabul etmekten bahsetmiştim. Ama burada daha çok kıyaslamaya değineceğim.
Çünkü özellikle bizler kendimizi işte dediğim gibi mesela göbeğim var, onun yok. Demek ki ben yetersizim. İşte saçlarım onunki kadar güzel değil. Demek ki ben yeterince güzel değilim, çekici değilim, alımlı değilim. Gibi gibi böyle bu kıyaslamalarla ki bence bunu en çok fiziksel görünüşümüzle ilgili yapıyoruz. Bütün bunlarla biz belki kendi doğamıza, kendi o inanılmaz güzelliğimize ihanet ediyoruz ve gerçek potansiyelimizi tamamen görmezden geliyoruz. Ve ben de şuna değinmek istiyorum özellikle. Sonuçta sizin fiziksel haliniz, özellikle hani belli bir olgunluğa gelmişseniz, yani 25 yaşınızı doldurduysanız diyeyim, mesela boyunuz daha fazla uzamayacak büyük ihtimalle. Ya da tabii ki de kilonuzu kontrol edebilirsiniz ama o kemik yapınız değişmeyecek. Gözlerinizin rengi, saçlarınızın rengi, tabii ki saçlarınızı her zaman boyayabilirsiniz, değişmeyecek. Yani burnunuzun yapısı, estetik olmayı seçebilirsiniz ama istemezseniz değişmeyecek. Şimdi bütün bunlarla aslında o olduğunuz halinizle barış içinde olarak ve başka birini gördüğümüzde imrenme tamam, yani o çok güzel, ben de onun gibi olmak isterim, hani onda var bende de olsun diyebiliriz. Ama onun gözü mavi, ben mavi göz seviyorum ve benim neden gözlerim mavi değil, demek ki ben çirkinim gibi bir şeye girersek, burada bu kıyaslama aslında bizi kötü bir yere götürüyor diyebilirim size. Ve benim bahsettiğim konu da bu. Şimdi biraz kıyaslama ve imrenme arasındaki farka değinmek istiyorum çok kısa. Kıyaslama her zaman ama her zaman bunun testini yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Kendinizi kötü hissettiriyor. Çünkü kıyasladığımız zamanlarda kesinlikle kendimizi yetersiz hissediyoruz. Ama birine imrendiğimizde işte onda var bende de olsun mantığıyla eğer ki kendimizi geliştirebileceğimiz bir alansa bu çok iyi. Yani bu iyi hissettirebilir bizi. Mesela çok fit birini görüyoruz. Ha ben de fit olmak istiyorum diyoruz. Ya da ne bileyim böyle hayattan çok keyif alan birini görüyoruz. Böyle neşe dolu. Ben de öyle olmak istiyorum diyoruz. Bence bunlar çok sağlıklı ve çok da muhteşem özellikler. Ve bunları örnek almak ve bu anlamda imrenmek. Hiçbir şekilde kıskançlık değil. Çünkü bu kıskançlık duygusu bizi yok eden, böyle kötü hissettiren ve bence ana kökü de kıskançlığın aslında en hani olumsuz duygusu diyeyim, nefrete dayanan bir duygu. Dolayısıyla asla kıskançlık değil. Olduğumuz halimizle kabul içinde ama imreniyorsak da süper, ne güzel, hani muhteşemsin, ben de senin gibi olmayı çok isterim duygusuyla hareket etmek gerçekten bence bizi yukarılara taşıyabilir diye düşünüyorum. Kendimizi başkalarıyla kıyaslama konusunda ben şunu düşünüyorum açıkçası. Bu konu hem bizim düşünce halimizi, hem duygularımızı, hem de varoluşumuzu aslında belki de yansımaya kadar bizi götüren, içimizi kemiren bir ruh ve duygu haline dönüşebilir. O yüzden de olduğumuz halimizle barışmak, olduğumuz halimizi hem fiziksel olarak hem yani her anlamda duygu olarak sevmek, kabullenmek çok değerli. Ve burada şunun da altını çizmekte fayda var. 2020 yılındayız ve bence tabii ki de hani ben çok eski zamanları bilmiyorum. Keşke ve keşke çok isterdim 1900'lü yılları da yaşamayı, hatta daha da öncesini. Ama 2020 yılı hem teknoloji çağı olması dolayısıyla hem de gerçekten artık böyle bir bombardmana tutulmamız dolayısıyla bize böyle yeterli değilsin mesajları sürekli yollanıyor. Ve o yüzden buna özellikle gözlerinizi böyle deli gibi dört açmanızı istiyorum. Çünkü o reklamlarda gördüğünüz kadınlar gerçek değil demeyeceğim ama yani gerçeği yansıtmayabilir. Özellikle o reklamlarla bize yansıtılmaya çalışan imajlar diyeyim doğru olmayabilir. Dolayısıyla da en mükemmel olacağım, en harika olacağım derken kendinizi yatsımamaya ya da kendinizi başkalarıyla gerçekten ama gerçekten kıyaslamamaya çok özen gösterin diyorum. Çünkü sizin biricikliğiniz var ve sizin bu dünyaya sunmanız bence gereken
muhteşem cevherler var. Buna sadık kalarak, bunu bilerek yaşamak bence çok daha kıymetli. Diğer türlü işte benim de boyum 1.70 olsaydı, benim de işte belim o kadar ince olsaydı, ben de keşke onun kadar iyi İngilizce konuşabilseydim demek, bu anlamda dediğim gibi bizi mutsuzluğa sürükleyebilir. Yani bizi aslında mutsuzluğa sürüklediği noktada herhangi bir konu, gerçekten ondan vazgeçebiliriz. Evet, elimizden gelenin en iyisini yapmak çok değerli, çok kıymetli. Ama gerçekten de elimizden gelenin en iyisini yaptığımız noktaya vardığımızı düşünüyorsak, bence daha da zorlamayalım derim ve olduğumuz halimizi kabullenelim derim. Şunu yine size hatırlatmak istiyorum. Kıyaslamak için bir başkasına ihtiyacımız var. Yalnız olduğumuzda, tek olduğumuzda zaten kıyaslamamız mümkün değil. Çünkü kendinizi o zaman sadece, yani şöyle düşünün, hiç insanla karşılaşmıyorsunuz mesela ve tek başınızasınız, yalnızsınız. Ya da bir ormanda yaşıyorsunuz diyelim. Kendinizi kıyaslayacağınız başka biri olmadığında bu mümkün olmuyor. Ama başka birini gördüğünüzde, aa evet o öyle, ben öyle değilim. Hemen böyle bir zihin işin içine giriyor ve sizi belki diyeyim, belki altını çizerek yetersizlik hissine doğru sürüklüyor. Dolayısıyla gözleriniz bu anlamda gerçekten hem zihniniz, hem aklınız, hem gözleriniz açık olsun. Siz biriciksiniz. Ben her birimizin biricikliğine ve her birimizin öyle ya da böyle içinde o sevgi potansiyelinin olduğuna inanıyorum. Sadece bunu hatırlamak, buna böyle bir bakmak, bilerek bunu giydim. Yani olduğumuz halimizi tamamen çıplak olarak sevmek çok kıymetli. Buna bir bakın, bunun üzerine bir düşünün derim. Aynı zamanda size sorum şu, bu videonun sorusu. Siz kendinizi başkalarıyla kıyaslıyor musunuz? Ve sizce kıyaslamak iyi bir şey mi? Ya da size bir yarar sağlıyor mu? Bunu benimle paylaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi gerçekten çok büyük bir heyecanla ve çok kıymet vererek yorumlarınızı okuyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşürüz demeden önce bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olarak beni desteklemeyi unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Aynı zamanda genelde cuma günleri 6'da video yayınını yolluyorum. Bazen pazartesi günleri 6'da da sürprizli bir şekilde video geliyorsa geliyor. O akışta, ama yani onun sözünü vermiyorum, ama cuma çok büyük bir şey olmazsa 6'da söz video geliyor. Bildirim zilini de zaten açarsanız size de bildirim gelir ve haberiniz olur. İyi ki varsınız. Sağlıkla, sevgiyle ve özenle kalın diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Böyle video çeksem. Merhaba, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz bu? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size neden bahsetmeyeceğim? Ay, iyice saçmalıyım. Muhteşem gözüküyorum büyük ihtimalle. Bu arada bütün çekim boyunca şu bloğun üzerinde oturdum.